arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan misafirlerimiz var. Şenol kardeşimiz, Şenol'la üretim kanalının sahibi Şenol kardeşimiz ziyaretimize geldi. Şimdi birlikte çiftliğe gideceğiz. Çiftlikten oranda Japonlardan seçeceğiz arkadaşlar. Videomuz orada devam edecek. Herkese iyi seyirler dilerim. Tekrardan çiftlikteyiz. Şenol arkadaşımız geldi. Şu anda balıklarını seçiyor. Biz de onlara refakat ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çiftlik bu şekilde. Hem de size çiftliğin genel bir görüntüsünü de göstereyim. Balıkları zaten göstermiştim. Şimdi Şenol'un yanına gideceğiz. O balıkları seçecek arkadaşlar. Biz de onunla birlikte ona refakat edeceğiz. Bakalım pazarlıkları da olacak. Güzel videolar bizleri bekliyor. Devamı videoda olacak. Evet arkadaşlar, Şenol arkadaşımızın yanındayız. Şu an balıkları inceliyor. Merhaba arkadaşlar. Burada gözüme kestirdiğim balıklar var. Büyük ihtimalle koyu kılıçlardan alacak. Koyu kılıç da bunlar arkadaşlar albino değil. Normal koyu kılıç. Güzel damızlık boyda üretilecek balıklar. Buradan damızlıklardan alacağım. Abi vermem diyor da ben alıyorum her zamanki gibi. Zorlamada sınır yok. Zorlayın arkadaşlar. Bütün üreticileri zorlayın. Elindeki balıkları alın. Yapacak bir şey yok. Buradan kılıç damızlıkları alacağım. Birkaç çeşit pleti alacağım. Japon alacağım. Böyle devam edeceğiz abi. Evet arkadaşlar, biz de Şenol'a eşlik edeceğiz bu alışverişinde diyelim. Hem çiftliği gösteririz hem de neler aldığını gösteririz arkadaşlar. Sonradan da aldığı balıkları poşetiyle birlikte gösteririz. Aynen. Videonun devamında gelecek arkadaşlar. Bu şekilde parça parça çekeceğiz. Korona morona dinlettirmeden nerelere kadar getiriyor. İzmir'den buraya geldik. Eşle bir türlü diyaloglara girdik. Bilmem ne falan, öyle geldik yani. O kadar hastasıyız ki buralara kadar geldik. Evet, balık hastalığı sınır tanımıyor arkadaşlar. Sizin evde kalmaya çalışın. Aynen. Ama balık hastalığı sınır tanımıyor maalesef. Arkadaşlar, Şenol arkadaşımıza kepçeyi verdik. Kendisi balıkları yakalamaya çalışıyor şu anda. Beğendiklerinden yakalayacak inşallah. Alacak. Havuzda tabii yakalaması birazcık zor olacak ama. Yok yok, gelsinler alırız ya. Şu şekilde kovası da hazır. Şuraya toplandılar herhalde bak. Oraya gidecek, buraya gelecekler. Gelecek onlar, gelecek. Ben de bu arada o yakalarken size diğer havuzlardan göstereyim arkadaşlar. Çıkabiliyor musun? Çıkabilirsen çık tabi ya. Ama dediğin gibi oraya çıksan buraya gelirler. Yani gelsinler abi, oraya gelsinler abi. Fark etmez. Ama bunu yakalaması da güzel bir şey. Bunları yakalamak çok zor. Elek çekiyorlar bunlara büyük. Burada kolay oldu biraz işimiz. İlk de ondan. Evet arkadaşlar, şu anda koyu kılıçlarından normal yakalayabildiğimizden yakaladık. Şu an normal kılıçlardan yakalıyoruz. Yani normal dediğimiz şey kılıçlar. Tabi o cinsini birazcık daha biliyor. İyi biliyor. Ben o kadar çok iyi bilmiyorum. Arkadaşlar, tül, ay kuyruk kılıçlar. Bakayım normal gözleri. Bunları ben evde ayıracağım arkadaşlar bunları. Erkek dişi olarak. Düşürmeden gösterebilirsem. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet, balıklar bunlar arkadaşlar. Kaç erkek oldu? 2 erkek oldu. Bakayım. 2 erkek attım ben oraya. 3 erkek atak. Evet. Kovada çok net belli olmuyor olabilir ama Şenol arkadaşımız akvaryum aldığında daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle eliyle de göstersin. Gördüğünüz gibi havuzdan direkt akvaryuma balıklarını seçiyor şu anda. Tam daha ağırsın. Gel lan sen git bana. Tamam, bunlar da yeter. Hı? Bu da yeter abi. Yeter mi? 3-4 dişi oldu. Bir dişi daha alırsak tamam. Yeter ya. Burada yetecek kadar herhalde aldık. Tamam abi, burası da. Gidelim diğer yere. Çok vermem. Çile çıkar. Çile ver.
Evet arkadaşlar, diğer havuzlara doğru gidiyoruz. Şunlardan alacak mıyız? Balon, ay. İstersen bu kepçeyi al bak. Bu birazcık daha büyük, bir de şey, deliği yok. Bunlar da balon ay molüleri. Evet. Balon ay molüleri arkadaşlar bunlar da. Bunlar düz de var arkadaşlar, balon da var. Kişiler genelde düz, erkekler balon burada. Ve arkadaşlar bunlar da ay oldu. Bir erkek oldu, yeter mi ya? Bende var zaten. Bunların beyazları var bak, avretten. Hep aynısı değil mi bunlar? Koyuyoruz ama sonra... Valla şunlar hep aynı su ya. Bak şu su tek geliyor zaten. Buradan hepsine taze su geliyor. İşte havuzlar zaten birbirine birleşik. Ben dişi alayım kendime abi. Dişiler hep burada hep dipte geziyorlar büyükler. Geçen ben de çekecektim bunları. Yok abi dönüyor. Ben bizim orada da şey yaparım. Hiç gerek yok da. Gel. Tamam. İleride mi daha yüksek? İleride su var. Bunlar mı? O ayı kaldır işte. Sen için onun yemeğe mi girmişte? Var mı şimdi? Yok. Bunlar topçu geldi mi? Topçu da aldırmak lazım. Aynen. Seçerken Ertan abi de burada yavruları yakalıyor. Balon mollerin yavrularını ağların arasından yakalıyor arkadaşlar. Adam. Küçük kepçeyle bu cam gözlerden yakalamayınca büyük kepçe geldi. Şu an Şenol içinden seçiyor. Kovayı dur yaklaştırayım ben sana. Herhalde bu benim. Hangisi benim sana? Şu abi senin. Orta. Şeker attım aynen abi. Balon üretiyorsun, çok burasına girmem. Hacı abi. Biliyorum ben, biliyorum. Ben dinle beni. Kısırlaşır bunlar düşer sonra. Kısırlaşana kadar alırım ben 3-5 ağız. Abi o şimdi görselle düşünüyor. Gidiyor da atacak ya. Göremedikleri zaman veririm ya. Problem değil, İstanbul'dayız ya. Değil mi? Böyle bir şey. Erkek alak değil mi Zafer abi? Dişiyle olmaz. Burada erkek önemli de diş şeyler. Burası. Bir tane oldu mu yetiyor biliyor musun Zafer abi? Öbürünü öldürüyor zaten. Sen kaç yıl önce yapıyorsun? Ben çocukluğumdan beri yapıyorum ama kılıç rekabetçiyse öldürür abi. Kılıç abi, sana başka bir şey söyleyeyim. Özellikle ay kılıçta erkek çok önemli. Hatta ay kılıcı kullanmazsın ay kılıç yapmak için erkeğe. Dişiyi kullanırsın. Neye kullanırsın? Dişiyi sen kullanırsın. Neden? Hı? Tamam yeter bunlar ya. Yeter bence de yeter. Hadi al bunlar. Onlardan seçiyor Şenol biraz da. Seçtiğimiz balıkları da göstereyim. Burada balıkları sipariş için hazırlıyor arkadaşlar, poşetleme için. Şenol'un seçtiği balıklar da burada. Poşetleme için hazırlanıyor. Birazdan poşetlenecek balıklar. Suda birazcık metilen mavisi var. Çok az.
Herhangi bir sorun yaşamamaları için. Zaten şöyle göstereyim, dışkının çoğunu buraya attılar arkadaşlar. Yani çok fazla bir nitrat yaratacaklarını düşünmüyorum ben de. Balıklar stresten dışkıyı attılar. Buradaki suda şimdi hazırlanacaklar. Paketlenecek arkadaşlar balıklar. Sevkiyata hazır hale gelecekler. Adnan kardeşim de burada. O da vato siparişi hazırlıyor. Adnan'ı da gösterelim kameralara. O da vatozlar ayarlıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde komple leopar vatozlar var. Tekrar hazırlıklarla videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oranda havuzların başına geldik. Şimdi kepçeyle buradan orandalardan seçeceğiz. Buradan bak, ilk birer tane seçeyim ben. Birer tane bana müsaade et. Ağır bir pazarlıktan sonra bakalım Şenol kardeşimiz buradan orandalardan seçecek. Sen bir çay daha koy, beni çok gerdin ya. Sen niye yaptın bunu ya? İncecik sayı çocuk dedik, bu abi yıkarız biz, yıkamadık ya. Çay koy abi. Ne güzel bardak. Bardak koy. Bardak çay. Evet arkadaşlar, orandalarımız da burada. Sen geri seçeceklerini seç, ben gerilerini seçeyim. Sen ne seçiyorsan İlk seçti balık. Şenol arkadaşımızın bu. Görüyorsunuz yüzünü. Bebek yüz, gayet güzel bir balık arkadaşlar. Abicim. Ben seçeceğini seç, ben alırım. Ya ben seçmem şimdi. Abi ben alayım o zaman. Al. Ben orada birkaç tane bakma, şunu bırak diyeceğim, o kadar ben sana. Abi her aldığımı bırak diyeceğim. Yok, her aldığımı bırak. Al sen kepçe. İçinde bir tane var aşağı. Biliyorum. Kedet de. Orada bir tane beyaz var, onu vermeyeceğim örneğin. Tamam bak, o gittiğin balık var mı ya? O kalacak mesela bak şu an kepçeye. Ya abi yapma ya. Onun kalması gerekiyor. Abi onu alayım ya. Onu bekleyeceğim ya. Ya yine sana vereyim ya. Bekle bak. Tamam lan. Bak iki tane balık var, içinde alayım. Ya abi sen de iki tane balık. Evet arkadaşlar, ikinci balık balığımız da bu. Görüyorsunuz. Şunu alayım mı bak, şu köşedeki. Erkek. Allah. Diğer balığımız bak, bu. Beyaz olan bak, yanlış bakıyorsun şu gideni. Tamam, orada kalsın bir tane. Tamam. Tamam kalsın oğlum ya, Allah Allah ya. Tamam soruyorum abi, sen alayım mı almayayım mı diye. Şuna burada var birkaç tane. Balık bu arkadaşlar. Güzel bir etki. Rap cap aldık. Normal alak ya abi. Neymiş? Lan Zafer abi yemin ederim. İn aşağıya, çayını aldım. İlk dişimiz de burada arkadaşlar. Beyaz bir dişi. Şunu at ya. Bu bir kere erkek ya. Yok değil mi? İkinci dişimiz de burada. Siyah ister misin erkeklerden bir tane? Tam bir erkek siyah kar ya. Bir tane. Balıklar burada seçilmeye devam ediyor arkadaşlar, yakalandıkça. Al bunların hepsini al bir ara. Tamam buradan bulursa. Seçersin ben, gayet güzel balıklarınız. Çaya dikkat et. Tamam sen tut öyle abi de şuraya geçeyim. Bir yandan. Çok bozulur çay işine. Valla hadi neyse de. Oradan bir tane siyah yakala bana. Şey, Adnan. Siyah bir erkek sayımız fazla. Kaç oldu burada? 3 oldu. Biraz koyu kırmızı burada, beyazı aldım. Ya oğlum. Kırmızı almak işte. Kırmızı var bende ya. Ne yapacağım kırmızıyı ya? Ne yapacağım ki var? Siyah erkek. Hah, kovaya koy. Baksana şuna. Bir baksın da ondan sonra şey yap. Tamam koy ya. Bakayım bir. Tamam koy abi koy. Çok güzel oldu. Oturmayayım ben. Nasıl kaldı bu ha? Yumurta durumu. Bunda niye şey yapmış abi, siyahlaşma? O siyahlaşma da o genetik. Siyah tombalı içinde. Burada 4 oldu. Bundan aldık canavar ya. Canavar gibi balık. Aldık ama ya. Kırmızı al o zaman. Bakayım bir. Bunun gibi var mı? Yok. Abi burada 5 oldu, tamam ya. 6 oldu, 11 tane. Yeterli mi? Yeterli. Abicim bunu tek tek paketliyorsunuz. Tamam mı? Yeterli.
Benim tane balıklar burada arkadaşlar. Seçimler tamamlandı. Paketi. Şöyle dişilerden de örnek göstereyim ben size. Dişiler de böyle. Şey Serdar hangisi seninki? Sağdaki. Şu mu? Aha, ben çok az içtim. Ulan ben ne çabuk hortumluyorum ya. Burada da orandalar paketleniyor arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Hepsi tek tek kovalarda. Balıklar bu şekilde paketlenecekler arkadaşlar. Yola çıkmaya hazırlanıyorlar. Diğerleri burada. Onlar hazırlanmışlar. Kılıçlar vardı, platiler vardı. Şu anda Ertan abi orandaları tek tek paketliyor arkadaşlar. Hem paketleme işlemini de görmüş olalım. Balıklar biraz büyük olduğu için yolları da uzun. Buradan İstanbul'a gidecekler. Akşam trafiğine de yakalanırız büyük ihtimalle diyorlar. O sebeple arkadaşlar tek tek hepsi bu şekilde paketlenecek. Bunlar erkekler arkadaşlar. Yani şu an hazırlananlar erkek olanlar. Birazdan dişiler de hazırlanacak. Evet, son kez balıkları gösterelim. Artık bundan sonrasında Şenol gösterir. Büyük ihtimalle akvaryuma koyduğunu, paketi nasıl açtığını. Bunu da o gösterir. Geniş poşetimiz yok değil mi ya? Şenol arkadaşımız çiftliğimize geldi. Alışverişini yaptı. Balıkları paketlendi, kolilendi. Şimdi kendisine veda edeceğiz. Son kez bir son sözlerini duyalım arkadaşın. Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı öbürler dilerim. Ya, balık sevdası buraya kadar getirdi. İyi güzel balıklar aldık. Yardımcı da oldular. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı üretimler, sağlıklı bir şekilde aldığımız balıkları çoğaltacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Benden bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşımız kusura bakmasın. Yediremedik, içiremedik. Korona dolayısıyla her yer kapalı burada. Birazcık sıkıntı var. O yüzden tekrardan özür diliyoruz. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi ağırlarız diye düşünüyoruz kendilerini. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum.